Ekranların en çok izlenen ve en sevilen magazin programı Magazin D Pazar'dan herkese günaydın. Ben Dilay Korkmaz efendim. Bugün sizler için birbirinden dikkat çekici haber dosyaları hazırladık. Herkes ekranlarının başına geçtiyse, çaylar, kahveler ve hatta kahvaltılar hazırsa ilk haberimize, programımıza başlıyoruz. İyi seyirler. Evet efendim, rap müzik sanat değildir sözleriyle tepki çeken Ivana Sert ve Norm Ender yüzleşmesinde neler yaşandı? Ece Seçkin sahnesine gelen bir kadının el hareketiyle nasıl çılgına döndü? Magazin turuna uzanıyoruz şimdi de. Özellikle son yıllarda ünlü isimlerin kına geceleri en az düğünleri kadar çok konuşuluyor. Arkadaşlarımız gündem yaratan o kına gecelerini mercek altına almış. Buyurun izleyelim bakalım. Hazım Körmükçü ile Zeynep Tandoğan sorunlarını aştı ve evleniyorlar. Alişan ve Buse Tektaş çiftini oğulları Burak'ın doğum günü heyecanı sardı. Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy yeni tarzıyla Cinderella'ya döndü. Hepsi ve daha fazlasını öğreneceğiniz magazin turuna götürüyorum şimdi sizlere. İlk kez magazinin gündemini belirleyen Kanal D'nin sevilen programı Müge ve Gülşen'le ikinci sayfanın duyurduğu Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı Atina'da nasıl belgelendi? Ve Defne Samyeli dün gece ortaya çıktı. Eski sevgilisi Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkına çok ilginç bir yorum yaptı. 2020'nin ilk aşk bombasının tüm perde arkası Magazin D farkıyla ekranlarınıza geliyor şimdi. Bu benim hikayem, benim hayatım. Evet efendim, Sezen Aksu imzalı Bu Benim Hayatım adlı şarkısıyla müzik dünyasına muhteşem bir dönüş yapan Gülben Ergen, Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa programına konuk olurken samimi itiraflarıyla da olay yarattı. Ünlü sanatçının çok konuşulan açıklamalarına uzanıyoruz şimdi de. Hazal Kaya doğum kiloları eleştirilen hemcinslerine nasıl destek verdi? Özge Özpirinççi 18 bin liralık kombinine gelen tepkilere ne yanıt verdi? Ünlü güzellerimizin podyuma çıkacak gibi hazırlandıkları Özgür Masur defilesine çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. Özge Özpirinççi tek kollu payet işlemeli elbisesiyle ışıl ışıl. Elbisesindeki yansımaları fırında kullanmış. Işıltılar yetmemiş. Göz altlarında da bol bol boca etmiş simleri. Fakat biz başrolünde yer aldığı Biz Böyleyiz filminin galasında 18 bin liralık fiyatıyla çok konuşulan kombinindeyiz. Ya açıkçası öyle kıyafetleri biz genelde satın almıyoruz zaten. Giyip iade ediyoruz. Ama almam gerekirse de öyle bir durumda, öyle bir davete ya da herhangi bir davete tabii ki de almam gerekiyorsa alırım. Tabii fiyat tartışmalarına tepkisini de dile getirdi Özpirinççi. Ya fiyat konuşulması bana çok ayıp gelen şeyler ama bu da maalesef sizin tarafınızdan ve Instagram tarafından özellikle çok konuşulan bir şey. Yani ben bir şey beğendiğim zaman tabii ki de önce beğeniyor muyum beğenmiyor muyum ona bakıyorum, sonra etiketine bakıyorum. Evet efendim, magazinde tüm hızımız, yüksek enerjimiz ve dop dolu içeriğimizle reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Halit Ergenç hastane çıkışı Magazin D'ye görüntülendi. Kenan İmirzalıoğlu formunu nasıl koruyor? Futbolcu Şener Özbayraklı ve oyuncu Şilan Makal evlilik öncesi ilk adımı attı, nişanlandı. Magazin dünyasında son 48 saatte yaşananlara götürüyorum şimdi sizleri. Evet efendim, şimdi tüm dünyayı kendilerine bir kez daha hayran bırakan Shakira ve Jennifer Lopez'in muhteşem buluşması var sırada. Hazırsanız Latin divaların dans kapışması geliyor ekranlarınıza. Hadi izleyelim. Evet efendim, biz burada bütün ekipçe biraz önceki VTR'nin etkisinden hala çıkamıyoruz. Uzun bir sürede çıkamayacağız gibi görünüyor. Sıradaki haberimize geçiyorum. Kendilerini hayran bırakan 43 yaşındaki Shakira ve 50 yaşındaki Jennifer Lopez'in ardından şimdi de arkadaşlarımızın 40 yaş üstü güzeller araştırmasına göz atıyoruz. Leyla, sana mecburum ama
geri dönemem. Eyvah, eyvah, ona yine geceleri zehir edemem. Sıla hamile olduğu iddialarına esprili bir yanıt verdi. Ünlü modacı Tanju Babacan'la buluştum. Moda üzerine harika sohbet ettim. Bu sene onun yüzü oldum. Yeni koleksiyonunu tanıttım kendisine. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Üzerimdeki kostüm de onun. Evet efendim, son 24 saatte yaşanan magazin olaylarına hadi bir göz atalım. Sakladım acının en güzelini sana, dünya bir yana sen bir yana. Sonu boş ama yine anı çok bana.